Siyasi partilerin de üstünde vicdan ve akla dayalı bir platform gerekli. Serbest fikir beyan etme platformu gerekli. Gelecek ve herkes o platformda fikrini söyleyebilmeli. HDP'li de söyleyebilmeli, MHP'li de söyleyebilmeli, AK Partili de söyleyebilmeli, Merkez Partili de söyleyebilmeli. Herkes o vicdan ve akıl platformunda kendi fikrini söyleyebilmeli. Türkiye'nin böyle bir arayışa ihtiyacı Bak TV, var. TV5'te bunu yapmaya çalışıyoruz şu an. İnşallah yani sözü keşke. olan herkes için diye boşuna demedik. Keşke Şimdi bu güzel gelsin, bir başlangıç. Konuşsun. Bu anlatsın. güzel bir başlangıç. Evet yani kimsenin kimseye düşmanlık ettiği de yok. Yani bu güzel bu, bir evet. düşünce. Şimdi bakın Türkiye'de zaten bu hadiseleri birçok açıdan aslında rahmet. Bakın Türkiye'de eskiden <laughs> biz Kürt kardeşlerimize karşı en çok kullandığımız hitap neydi? Hainlik ediyorlar. Şimdi Tayyip Erdoğan ve ekibi Türkiye'de kendi gibi düşünmeyenlere herkese hain damgası vurarak bize şunu söylettirdi. Ya bir insana hain demek çok vicdani bir iş değil. Ne kadar da tehlikeli bir işmiş. Biz şimdi Kürt kardeşlerin derdini iyi anlamaya başladık. Ve tefrik etmeye başladık. Ya bütün bir camiye hain demek ne kadar insafsızlık bir şey. Bakın biz onları anlamaya başladık. Bir şey daha anlamaya başladık. Ya aklımızı başkasının cebine koyarak hareket etmek çok da iyi değilmiş be. Biz aklımızı esas almamız lazım. Vicdanımızı konuşturmamız lazım. Evet. Biz Türkiye'de bir şey daha öğrendik. Neyi öğrendik? Dini siyasete alet ederek bir yere gidemeyiz. Dini siyasete alet edenler dine en çok zarar verenlerdir diye anladık. Şimdi bizim hakimlerde bu ehliyet yok. Başta bir şey söyledim size. Tekrar oraya dönüyorum. İşi ehline vermek. Biz işi ehline vermiyoruz. Bizden olana veriyoruz. Ben demin söylediğiniz gibi hayatını hukuka harcamış olan bir insanım. Hiçbir hakkımda soruşturma olmadan, dinlenmeden üniversiteden ihraç edildim. Benim hakkımda hala iki yılı geçti, üçle yakındır dava açılmamış. Evet, mesela ihraç oldunuz. Evet. Ama hakkınızda bir ceza soruşturması dava yok. açılmamış yok. diyorum ben. Niye? Dosya savcıda neden? Neden? Delil yok çünkü. Ama savcı takipsizlik kararı da veremiyor. Ben biliyorum. Verirse ne olur? Verirse sıkıntı olur kendisi için. Dolayısıyla ne diyor? Abdurrahim Karşılık'ı rahat bırakmayalım. Evet. Yani. Dursun. Sırtında sopa Abi kalsın. Abi sırtında sopa dursun. Çünkü takipsizlik kararı versek delil yok. Bu defa idareciler ona düşman olacaklar. Gel bakalım sen niye takipsizlik kararı verdin? Çünkü soruşturma da garip. Yani soruşturma da size soruyor. Neden garip? Çünkü bana neyi soruyor soruşturmada? Hanımı sana kim buldu? Nasıl evlendin Allah? Böyle bir soru olur mu hiç? Ee, şimdi e, bu hükümetin içinde insaflı insanlar var, kabiliyetli insanlar var, memleketin lehine iş yapmak isteyen insanlar var. Ama derler ki balık baştan kokar tabiri caizse. Ve Türkiye'de yargıyı düşünürken Türkiye'deki yargının derdi yeni değil. Bakın Mehmet Moğolta'ya dediler ki sen belli bir camiayı alıyorsun, Aleviler alıyorsun, CHP'liler alıyorsun. Çıktı ne dedi? Tabii ki onlar alacağım dedi. Böyle. Evet. Sonraki dönemde HSYK'ya hocanın talebeleri hakimken hep onlar alıyordu. Kendi adamlarını alıyorlardı. Bu da belli. Sonra AK Parti işte onları da kovdu. iyice iktidarı eline aldı. Bunlar da kendi teşkilatlarından insanları doldurmaya başladılar. Demin söylediğim noktaya geliyorum. Bakın diyorum ki demokrasinin de hukukun da inancında temeli iki kelime. İşi ehline vermek ve adaletle hükmetmek. Biz bu iki kelimeye Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri riayet etmiyoruz. Osmanlı'nın batışının sebebi de bu. Ehliyete ve adalete dikkat etmemek. Yargı böyle Türkiye'de. Başka bir yargı yok. Bugün Ankara 13. İdare Mahkemesi <laughs> evet. işte FETÖ okullarından mezun olmanın memuriyete engel olamayacağına karar vermiş. Bakın. Muazzam bir ilerleme hukukta. E başka türlü 2000. karar verseydi Berat Albayrak'ı Şimdi... bakanlıktan almanız lazımdı. Ben size bir şey söyleyeyim Bakın çok açık söylüyorum. Şimdi 15 Temmuz'dan önce herkes FETÖ'cüydü değil mi? Herkes. Yani o furyaydı. Yani Fethullah Hoca'cı olmak furyaydı. Şey 17 25te Ne 17 25te evet. Neyse bir zaman diyelim. Herkes FETÖ'cüydü. Yani, yani Bizimkinler bence... de çıkıyordu. Toplantılara da ne diyordu? Gel ey muhterem. Artık okyanusun ötesinden esen yerler bizi tatmin etmiyor. Seni görüp kucaklamamız, bağrımıza bakmamız lazım, muhterem abim, bilmem ne filan bir sürü temenneler diziyorlardı. Her neyse. Ama şimdi kime sorsan, kimse FETÖ'cü değil. Birkaç yıl sonra ne olacak biliyor musunuz? Kimse ben AK Partiliyim demeyecek, demekten utanacak. Bakın bir şey söylüyorum iddialı. Birkaç yıl sonra kimse ben AK Partiliyim demeyecek, demekten utanacak. Çünkü çok acayip bir çıkmaza ve rezaletin içine girdiler. En büyük çıkmazları da neyi? Her şeyi telafi edilebilir. En büyük çıkmazları hukuksuzluk. TV5'ten herkese merhaba. Profesör Doktor Abdurrahim Karslı ile birlikteyiz. Hukuk adalet konuşacağız ve 2018'in bir özetini çıkaralım istiyorum aslında. 2018'de Türkiye nereye sürüklendi? Hangi pozisyonda? Hangi alanlarda geriledik ve ileriye gitme umudumuzu nasıl taşıyabiliriz? Bu konuları konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Kanun hükmünde kararname ile yıllarca görev yaptığınız İstanbul Üniversitesi'nden ihraç edilmiş bir hukuk profesörüsünüz. Evet. Ve e, biraz anayasa, biraz hukuk, biraz adalet ve biraz yargının e, durumunu birlikte konuşalım istiyorum. Olur. E, şununla başlayacağım. 2018'in <laughs> genel bir özetini çizersek. Evet. Türkiye nereden nereye geldi ve 2018'de neleri kaybettik? 2019'a bir umut kaldı mı? Bu saatten sonra neler yapabiliriz? Hukuk adına, adalet adına bir şöyle 2018'e baktığımızda ne görüyoruz? 2018'e baktığımızda hukuk adına, adalet adına baktığımızda çok iyi şeyler söylemek mümkün değil maalesef. Keşke iyi şeyler söyleyebilsek. Çünkü 2018'de bir sistem değişikliği yaptık maalesef. Evet dünyada eşi benzeri olmayan Türkiye'ye göre bir başkanlık sistemi. Yani temelde şu vardı. Zaten şu andaki artık başkan mı, cumhurbaşkanı mı ne diyeceksek Sayın Cumhurbaşkanı şunu söylüyordu iktidara geldiğinde. Birazcık tabiri caizse ayağına yer ettiğinde şunu söylüyordu. Ben Türkiye'yi bir şirket gibi yönetmek istiyorum. Evet. Ve 2018'de yapılan değişiklikle o şekle geldi. Türkiye bir şirket gibi yönetilmeye başladı. Kurum ve kurumlar kuruluşları yer ile yeksan oldu. Türkiye'de hukuk ve anayasa tamamen bir kenara konuldu. Hatta başkanlık sistemine geçişin temelinde de şu vardı. Başkanlık sistemine geçişte en önemli rol oynayan Sayın Bahçeli dedi ki. Madem hükümeti anayasaya uyduramıyoruz, o zaman anayasayı hükümete uyduralım. Evet. Bu icraatlara uygun hale getirelim diye başkanlık sistemine geçişi de o teklif etmişti. Daha önce çok karşı olmasına rağmen. Dolayısıyla idareyi hukuka uyduramadığımız için hukuku idareye uygun hale getirdik. Ve Türkiye'ye mahsus bir sistem e ne güzel meydana geldi. Milli, yani bize ee, ait olan. Doğru, yani bize ait olan. Öyle. Başka hiçbir şey, başka, başka yerde milli yok. Bir bize ait olan bir şey. Ama şöyle... Şimdi bütün dinlerin de, bütün dinlerin de, gelişmiş hukuk sistemlerin de temeli şu, şunu söylüyorlar. Diyorlar ki, ama bütün gelişmiş ve akla yakın, vicdana yakın sistemlerin temeli şu. İki tane kelime aslında. Hani e, bu idarede bulunan insanlar mütediyyin olduklarını, muhafazakar olduklarını, milli olduklarını, dindar olduklarını hep iktidara gelmeden önce Hazreti Ömer'in adaletini falan anlatıyorlardı ya. Dolayısıyla bütün o fikir ve felsefeler incelediğiniz zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor. İki tane kelimeden ibaret aslında hukuklar ve dinler. Birincisi işin ehline verilmesi. İkincisi de hükmederken adaletle hükmedilmesi. Ehliyet ve adalet. Sonra böyle bir sistem içinde ehliyet ve adaletle idare edilen bir sistem içinde iyi insan da ortaya çıkan insan da bu sistemin sermayesi olan insan da şöyle tarif ediliyor. İşi ehline verir, adaletle hükmeder, emaneti riayet eder, yalan söylemez, ahde vefası vardır. Şimdi sistem böyle olmalı, ehliyet ve adaletten ibaret olmalı. Bu sistemdeki insanlar da bu hususları kendisinde taşımalı. Hukuktan yana olmalı, adaletten yana olmalı, emaneti dikkat etmeli, ehliyeti önem vermeli filan. Şimdi Türkiye'deki bu şeylerin, unsurların hiçbirisi yok maalesef. Hiçbirisi ama. Hepsi yeriyle yeksen oldu. Ben 2018'de değil, geçmişe baktığımda şunu görüyorum. Şimdi Türkiye'de daha önce e, bu CHP zihniyeti, yani halka rağmen halk için idare etmek isteyenler, insanların düşüncesine karşı bir tavırları vardı. Özellikle bu memlekette mesela e, hissiyat olarak, Tarihe bağlılık hakimdir, inançlara bağlılık hakimdir, değerlere bağlılık hakimdir. <laughs> CHP zihniyeti bunlarla mücadele ediyor biraz. Yani insanların düşüncesine karşı bir problem vardı. CHP zihniyetiyle insanların yaşamasındaki düşüncede bir problem vardı. Sonra Türkiye'de gelinen noktada diğer siyasi kuruluşlar, toplumdaki alt kuruluşlar vesaire filan bu düşüncedeki şeyi düşüncedeki tezatı biraz daha ileriye götürdüler. Mesela özellikle bu tarikatlar, cemaatler filan. Onlar da mutlak itaat yönünü açarak, açarak Türkiye'de e, eskiler düşünceye, bunlar da akla e, muhalefet ettiler. Aklı elden aldılar. Mutlak itaat yolunu açtılar. Bütün bunlardan ders alan, bu teraküm etmiş sıkıntılardan ders alan AK Parti iktidarı da iktidara geldikten sonra düşünceye değil, artık akla da değil, Hayata ve hürriyete düşman hale geldi. Neden? Çünkü 2018'in en kötü tarafı bu yeni geçtiğimiz sistemle birlikte hürriyetlerin ortadan kaldırılması oldu. Yani şimdi 2018'in özetine baktığınız zaman hapishaneleri doldurduk bir. Evet. Ondan sonra davaları ve soruşturmaları altından kalkılmaz bir hale getirdik. Evet. Yani milyonlarca ifade edilen 15-16 milyon dava ve soruşturma dosyamız var. Evet. 7 milyon insan şüpheli Şu tabii. an Türkiye'de 7 evet. milyon evet. 20 milyon çocuğu çıkın. Evet. İş gücüne aktif katılmayan yani evinde oturan evet. kadınları da çıkın. Evet. Evet. Toplumun içinde aktif olarak evet. hareket eden 20 milyonlu kitlenin 7 evet. milyonu şüpheli. Evet. Böyle bir Türkiye. Ee, zaten şüphe için bir delile gerek yok mesela özellikle bu son FETÖ olayları sebebiyle işte ...hukuken hakikaten delil kabul edilmeyecek olan şeylerden dolayı... ...insanlar yıllarca mahkum edildi. Bailok delili. Ne menşeyi belli, ne nereden geldiği belli, ne muhtevası belli, ne incelemesi belli. Ne de ceza hukuki kriterlerine göre delil olabilecek bir özelliği var. Hatta mesela bu FETÖ olaylarından önceki Balyoz ve Ergenekon davalarında... ...dijital delilin delil olma özelliğini bu davalara tatbik etseniz... ...bu davaların %99'u ortadan kalkar. Düşer davalar. Ama buna rağmen bir baylok deliliyle işte insanları perişan ettik, bugüne kadar getirdik. Veya işte okula gitmiş, derneğe kayıt olmuş, şu olmuş, bu olmuş. Yani ceza hukuku açısından herhangi bir soruşturma sebebi dahi olmayacak olan şeyler soruşturma sebebi oldu. İnsanlar perişan oldu. Hatta öyle bir noktaya geldik ki şu anda mesela. Çıksanız siz deseniz ki bir konuşmanızda, böyle bir konuşmada, başka bir yerde... Ya ben Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak bir şey talep ediyorum sizden. Ey hükümet, Ey yetkililer ne talep ediyorsun? Masumlarla hainleri ayırın dediğin an hemen sana bir yafta yapıştırılıyor. Ve sen muhakeme konusu ediliyorsun. Bunu Twitter'e yazsan tahkikat konusu oluyor. Bunu bir yerde şiddetli olarak gündeme getirsen bir şeye taraftar oluyorsun. Size bir yama yapıştırılıyor ve siz içeri gidiyorsunuz. Türkiye 2018'de geldiği nokta bu. Mesela özellikle benim içimsiz diyor. bu gencecik öğrencilerle ilgili. Geçen öğrenciler. gün askeri öğrencilerle ilgili. Mesela diyelim <laughs> Bakırköy cezaevinde yatan insanlar var. Üç tane kızımız var. Birisinin babası şehit. Şehit çocuğu mesela. Hain ve müebbet hapiste içeride yapıyor. Silivri'de yatan işte yüzden fazla öğrencimiz var. Bunların dışında binlerce mesela e, diğer askeri okullarda mezun olanlar, jandarma askeri okullardan falan mezun olanlar, 30'dan fazla mezun olup hiçbir olaya da dahil edilmediği halde o okullarda mezun olduğu için hiçbir görev verilmeyen insanlar var. Veya FETÖ ile iltisaklı diye o okullarda mezun olmuş diye göreve giremeyen, hiçbir hakkında soruşturma olmadığı halde bütün imtihanlardan geçip evet. göreve kabul edilmeyen insanlar var. Halbuki diğer taraftan baktığınız zaman gene o okullarda mezun olmuş olan birisi bakan oluyor, işte müsteşar oluyor. Türkiye'de önemli noktalara evet. geliyor. Yani 2018'in özeti şu keyfi bir uygulama hürriyetlerin tamamen tahdit edildiği bir hal. Daha da ötesi bu hukuk, hukukun dışında ekonomi olarak bakarsanız iflasa sürüklenmiş, konkordatoların zirve yaptığı bir memleket. Eğitime bakarsanız eğitimde sıfırlamış, dibi vurmuş olan bir memleket. Dış politikaya bakarsanız bu dört önemli başlık açısından tekrar ediyorum adalet, ekonomi, eğitim ve dış politika açısından dış politika açısından da sadece her sabah ne ile uyanıyoruz? Suriye sınırından haber veriyoruz. Evet. Artık komik hale geldi. Şimdi Suriye'nin tam sıfır noktasındayız. Karşıda şunlar var. Bu tarafta biz varız filan diye artık utanır hale geldik. Yani Suriye'nin sınırı. niye Suriye'nin sınırındayız? Ne iş yapıyoruz? Herkes oradan gittiği halde biz niye orada varız? Ne yapıyoruz filan. Bütün bunlar sorulduğu zaman bile hain yaftası yapıştırılan bir memlekete evet. geldik. Onun dışında yani hukuk, hukuku konuşsanız eğer Türkiye'de demin dediniz ya hürriyetler ve hukuk açısından Hukuk bitmişti. Artık şimdi anayasacılar ne tartışıyor biliyor musunuz? Anayasa hukuku bittiğine göre biz şu anda anayasa eğitimi görmeye devam etmeli miyiz? Veya metot mu değiştirmemiz lazım? Niye? Nasıl bir anayasa? Çünkü Türkiye'de genel hukuk ilkeleri artık kriterleri yok. ...hiçbir yerde yok. Yani bir... ...mesela en barizi örtülü ödeneğimiz var değil mi? Evet. Bu örtülü ödeneğin... ...mesela örtüsü hiç açılmaz mı? Hiç tahkikat konusu olmaz mı? Ama o milli, veya sorulmaz milli olaylar mi? için harcanan paralar. Milli ben onu soruyorum için. AK Partiler'e, evet. Diyorum ki... Evet. ...örtülü ödenekten seçim kampanyaları için... ...para evet. harcandı mı? Hayır. Oradan Milli istihbarat Teşkilatı'na... ...para gidiyor. <laughs> Özel operasyonlar için... ...başbakanlığı... ...eski başbakanlığa para gidiyor... Özel bir takım operasyonlar, istihbarat çalışmaları, faaliyetleri için Cumhurbaşkanlığına para gidiyor. Siz anlamazsınız bu evet. milli meseleleri diyorlar. Şimdi Bunlar baş tarafa dönüyorum. 2018'in özeti. Türkiye'nin siyasi tarihine baktığınız zaman Türkiye'nin siyasi tarihi şudur. Osmanlı'dan Selçuklulardan ta eskiden bizim geçmişimizden beri bir sultan var, bir evet. padişah var. Bütün otoritenin elinde olduğu ve e, iradesinin kanun hükmünde olan bir padişah var. Türkiye'nin siyasi tarihi şu: biz bu padişahın yanında bunun iradesini etkileyecek, tek başına karar almayacak, umumi meselelerde istişare edecek, bizim eski ifademizle meşveret edeceği bir meclisi nasıl oluşturabiliriz? Evet. Yani biz yetkileri nasıl dağıtabiliriz? Zaten Türkiye'de Abdülhamitten beri iddia edilen birkaç kelime vardır. Bunlar içtimai hayatımızda yer almalı denilen birkaç kelime vardır. Abdülhamit'ten beri, ondan öncesinden. Yani Osmanlı'daki hürriyet hareketlerinden beri. Bir, ne olmalı içtimai hayatımızda? Adalet. İki, ne olmalı içtimai hayatımızda? Hürriyet. Üç, ne olmalı içtimai hayatımızda? Meşveret. Dört, ne olmalı içtimai hayatımızda? Kanunda inhisarı kuvvet. Herkesin kuvvetini kanundan alması gerekir diye bu dört kelime. Bizim Kurtuluş Harbi'ne de bakarsanız üç tane kelime vardır. Millet üç kelime için müracaat etmiş mücadele etmiş. Birincisi hürriyet, ikincisi müsavat, üçüncüsü de kardeşlik. Evet. Bakın hürriyet, müsavat, eşitlik ve kardeşlik. Türkiye Cumhuriyeti'ne baktığınız zaman siyasi mücadele bu mihver üzerine toplanır. Ama AK Parti iktidara geldikten sonra biz tarihi geriye çevirdik. Bu defa meclisin yetkilerini artırmak, idare edenlerin kontrol altına almak kurum ve kuruluşlarla, yargıyla, yürütmeyle, yasamayla birbirini dengelemek yerine biz AK Parti iktidara geldikten sonra hep neyi artırmaya çalıştık? Biz başkanın yetkilerini artıralım. Tek başına karar alabilsin. Tek başına işlem yapabilsin. Türkiye bir şirket gibi yönetebilsin. Çok akıllı, harika bir başkanımız var. Hiçbir kurum ve kuruluş bunun önünde durmasın. Çünkü bu bizi uçuracak. Evet bu bizi uçurdu. Nereye? Bu bizi uçurdu. Bir felakete uçurdu. Nereye getirdi? Demin dediğim gibi. Bakın şimdi Türkiye'nin durumuna baktığınız zaman bütün büyük şirketler konkordotu teklif ediyorlar. Eskiden iflas erteleme vardı. Kötüyle gidiyor diye evet. kaldırdık. Şimdi konkordotu. <laughs> Aslında devletin konkordotu teklif etmesi lazım. Çünkü devlet acı halinde. Neden? 500 milyar dolar dış borcumuz var. Evet. Ödenmesi gereken, acil ödenmesi gereken borcumuz 200 milyar dolar civarında. Bu devletin kasasında olan parası şu anda 17-18 milyar dolar. Evet. Yani Türkiye Cumhuriyeti konkordotu teklif etmeli. Özel sektör zaten Concordato içinde. Ee, hane halkına karşı da icra dosyalarını koyacak yeri yok. Geldiğimiz nokta bu. Ekonomi ve hukuk açısından. Hürriyetler açısından dediğim gibi 250-260 bin kişi içeride var. Bunların yarısı hükümsüz. Sadece tedbiren tutuklu olarak içeride. Yani tevkif edilmemişler. 50 bin tutuklu diyor Adalet Bakanı. Benim Abdülhamit Gül verdiği son rakamda 50 bin civarı evet, tutuklu yani, var. Geri kalanı hükümlü diyor. Hükümlü. Yani bu insanların işte İçeride tutulmasının sebebi hikmeti de belli. Söylediğim gibi bu delili dayanmayan yargılamar. Türkiye'nin geldiği durum bu. Evet. Tekrar söylemek istiyorum. Bu hükümet geçmiş hükümetler dediğim gibi düşünceye ve bazı şeylere muhalefet ediyordu. Bu hükümet düşünmeye değil sadece. Bu hükümet hayata da muhalefet ediyor. Düşündüğünüz zaman, fikrinizi söylediğiniz zaman hayatınıza ve hürriyetinize evet. tasallut ediyor. Bütün bu sıkıntılar Türkiye'yi getirdiği nokta tekrar söylüyorum. Ekonomide iflas, dış politikada iflas, eğitimde iflas ve adalette iflas. Türkiye'de artık adalet diye bir şey yok. Adalet Bakanlığı eşittir. AK Parti'nin hukuk işleri gibi çalışıyor. Başbakan bir gün sabahleyin kalkıyor. Hukuktan dersinizi alırsınız. Hakim ve savcılar yakanıza yapışır diyor. Bir bakıyorsunuz ertesi gün işlem yapılıyor. Evet. Türkiye'nin geldiği nokta bu. Ha 2019'da neler olabilir? Ümit var mı dediniz. Sorunuzun ikinci kısmı evet. buydu. Ben inançlı bir insan olarak hiç ümitsiz değilim. Ve bütün bu yaşanan kötü olaylardan güzel bir şey çıkacağını düşünüyorum. Bütün bu kötü olaylar bir hayra delalet ediyor, bir hayra işaret ediyor. O da ne? Türkiye'de artık bütün bu yaşanan olaylar cemaat paradigmalarını bitirdi. Nasıl bitirdi? Sadece operasyon yapılan cemaat değil. Türkiye'de artık bütün cemaatler yer ile eksen oldu. Çünkü cemaatlerin esesi neydi? Aklını katma. İdareciye tabi ol, abiye tabi ol, hocaya tabi ol, şeyhata tabi ol. Abi ne derse onu yap, ne isterse onu da ver. Vardır bir hikmeti. Şimdi herkes şunu düşünüyor. Ya bunun hikmeti yokmuş. Verdiğimiz malımız, murumuz, paramız, pulumuz gitti. Bu her gece rüya gören, bizi rüyayla, Resulullah'la istişare ederek idare edenlerde de sıkıntılar var. Kendileri kenara çekildi, biz sıkıntı çekiyoruz. Mal gitti, mul gitti, hürriyet de gitti, biz perişan oluyoruz diye. Cemaat mensupları bunu düşünmeye başladı. Bu işte bir sıkıntı var. Şucu bucu olanlar da baktılar ki ülkücü olanlar, Kürtçü olanlar, Türkçü olanlar, Atatürkçü olanlar, siyasi İslamcı olanlar da baktılar ki bunlar kendi fikirlerini ifsad ediyor. Kendi kendilerine zarar veriyorlar. Yani Atatürkçüyüm diyenler en çok Atatürk'e zarar veren, onu madara edenler. Siyasal İslamcıyım diyenler insanları dinden ürkütenler. Demin size söyledim ya bir insan Müslümanım diyorsa adil olmalı, işi ehline vermeli, emanete dikkat etmeli, yalan söylememeli, Bunların yaptığı bu kriterlerin tam tersi. Ülkücüler gerçekten büyük bir davanın, mücadelenin içinden gelen insanlar. Bunu inkar etmemek lazım. Canları pahasına bu memlekette uğraştılar. Bir samimiyetle uğraştılar. İsabetli ve isabetsiz. O tartışılır ama bir samimiyet içinde uğraştılar. Ama ülkücüler gelen oyunda ikiye bölündü. Bir kısmı CHP'ye yamandı, bir kısmı da AK Parti'ye yamandı. Dolayısıyla onlar da gördüler ki bu düzen içinde, samimi bir milletçilik ve ülkücülük yok. Kürtçülüğe en çok zarar verenler başındaki Kürtler oldu. Gördük. Sıkıntıyı gördük. Onun için Türkiye'de bu bütün şer gibi görünen olayların içinden bir hayır çıkacak. Bence siz de bundan sonra sizin bu yeni yerinizde hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Ben sizin fikrinizi zikrinizi de biliyorum. Bu camian içinde emek veren insanların fikrini zikrini de biliyorum. Şunu yapmamız lazım bizim. Cemaat paradigmaları bitti. Mevcut siyaset iktidarıyla ve muhalefetiyle yer ile yeksan oldu. Yani yalana, menfaate, oyuna dayanan bir siyasetten herkes nefret ediyor. Dolayısıyla nasıl bir şey başlamalı? Evet. Yeni bir düşünce sistemi yani başlamalı. Yani 2019'a sordu. 2019'a şu umutla başlamamız lazım. Eteğimizdeki bütün taşları dökmemiz lazım. Onun için başta konuşmak evet. gerekiyor. Herkes konuşacak. Bunun zembe Onun için diyorum ki birinci esasımız ne olmalı? hürriyet zemini içinde herkes fikrini söyleyebilir. Evet. Hürriyet yoksa hayat yok. Bakın bu insanlar inanıyorsa bütün İslam hukukçularının söylediği bir söz vardır. Hakikaten inanıyorsa ben kimseye inancıyla itham etmem. Ama bir sıkıntı var uygulamadan gördüğüm bir sıkıntı var. Bütün İslam hukukçuları derler ki şeriat dünyaya gelmiş, İslam dünyaya gelmiş istibdadı kaldırmak için. İslam'ın birinci hedefi istibdadı kaldırmaktır. O halde biz Müslümansak istibdadı bir kenara koymamız lazım. Demokrasi iddiasında isek istibdadı bir kenara koymamız lazım. Modern hukuk ilkelerini uygulamak istiyorsak istibdadı bir kenara koymamız lazım. Birinci kriter herkes eteğindeki taşları döküp peşin angaryalarını bir tarafa bırakıp ortak fikrini ifade etmesi lazım. Bu ortak fikirde de neyi aramamız lazım? Ne için fikir beyan edelim? Adalet için fikir beyan edelim, Hürriyet için fikir beyan edelim, İş için, Aş için fikir beyan edelim, Türkiye'yi mevcut durumdan çıkarma'nın yollarını beyan edelim. Bunun için fikir beyan edelim. Konuşmamız gereken noktalar evet. bunlar olmalı. Diyorsunuz ki herkes herkese eteğinin, eteğinin eteğindeki taşları döksün. Kesinlikle. Şu şuçu evet. bitti artık. Hiçbir şeyci olmamamız i̇şte onun lazım. Onun için konuşmamız lazım. Evet. Onun için hiçbir şeyci olmamız lazım. Yani. Zaten konuşamazsak serbest bunları konuş şey halledemeyiz. Hatta nasıl konuşmamız lazım diyorum. Ben size söyleyeyim. Mesela şimdi burada konuşuyoruz ya, evet. burada konuşurken ne diyoruz? Bizi insanlar dinliyorlar. Acaba ne derler? Şöyle mi desek böyle? Hayır, böyle değil. Her yerde şu rahatlıkla konuşmamız lazım. İki arkadaş çıkmışız ormanda yürüyoruz. Gayet güzel bir güneş, güzel bir esinti. Bizi bağlayan hiçbir kayıt yok. Dinleyen yok. Telefonumuz da dinlemiyor. Hain de olmayacağız, muhakeme de edilmeyeceğiz. Serbest iki arkadaş, kayıtsız Birbirimize fikrimizi söylüyor gibi Herkes rahatça Fikrini söyleyebilmeli Böyle bir zemin yoksa Çıkacak kararlar da isabetli olmaz Ve Türkiye'de evet. selamete gitmez İşte siyasetin de esası bu olmalı Tarikatın da esası bu olmalı Milliyetçiliğin de esası bu olmalı Dindarlığın da esası bu olmalı Hukukçuluğun da esası bu olmalı İlim adamının da ahlakının da esası evet. bu olmalı Şimdi Bazı çabalar gözlemliyorum Mesela evet. yargıda Yargılamaların çok uzun sürdüğü ortada. Evet İki duruşma arası insanlar bazen sağlığını kaybediyor. Evet. Yani çok uzun süreler. Hedef süre uygulaması başlattı Adalet Doğru. Bakanlığı. İşte 2019 ile birlikte başlıyor Doğru. bu. Hedef süre ne? Yargılamalar başlamadan ortaya bir süre belirlenecek, konacak. Yani bu dava bir yıl içinde bitirilecek diye bir kriter konulacak ve o dava bir yıl içinde bitirilecek. Nasıl bitirilecek onu bilmiyoruz. İngiltere'de bir hakim ve savcı yılda 10 dosyaya bakarken, Türkiye'de bir hakim ve savcı yılda 1000 dosyaya bakıyor. Ve bunları, özetini incelemesi bile mümkün değil. Bırakın Doğru. içeriğini Doğru. okuyup, kendi kafasında kanunları anayasaya ve içtihada göre muhakeme etmesini, evet. özetlerini bile okuması mümkün değil. Yani 1000 dosya, 1500 dosya, 2000 dosya bir hakim ve savcının önünde yılda bu kadar dosya birikiyor. Şimdi bu hedef süre uygulamasıyla bunu ne kadar yapabilirler onu bilmiyoruz ancak bu tür çabalar sonuç verir mi yoksa yargıda bambaşka bir noktaya mı geldik? Şimdi baktığımızda bakın 50 puana düşürmüşlerdi yargıya alımlarda sınavlar kriterini. Sonra yine 70'e çıkardılar. O arada 50'ye düşürdüklerinde alabildikleri kadar kendilerine yakın insan aldılar, hükümete yakın. Bunlar ortada açık olan olaylar. Barış Arkadaş 2000 kişilik bir hakim listesi, savcı listesi açıklamıştı. 2000'i de AK Parti teşkilat üyesi. Yani ilçe başkan yardımcısı, il yönetim kurulu üyesi, geçmişte belediye başkanlığı yapmış vesaire. Böyle isimler şimdi ağır ceza reisi, istinaf mahkemesinde hakim, işte asli hukukta hakim. Bunlar yerleştirildi yargıya. Ama bir yandan da Adalet Bakanlığı bir çaba içinde işte hedef süre uygulaması bana iyi bir uygulama gibi geldi. Siz hukukçu olarak Şimdi ne görüyorsunuz? <laughs> bir şey eleştirirken külliyen çamur, külliyen iyi, külliyen kötü evet. dememek lazım. Şimdi iyi, iyi demek lazım. Şimdi bu hükümetin içinde insaflı insanlar var, kabiliyetli insanlar var, memleketin lehine iş yapmak isteyen insanlar var. Ama derler ki balık baştan kokar tabiri caizse. Ve Türkiye'de yargıyı düşünürken Türkiye'deki yargının derdi yeni değil. Bakın Mehmet Moğolta'ya dediler ki sen belli bir camiayı alıyorsun, Alevileri alıyorsun, CHP'lileri alıyorsun. Çıktı ne dedi? Tabii ki onları alacağım dedi. Böyle evet. Oldu. Sonraki dönemde HSYK'ya hocanın talebeleri hakimken hep onlar alıyordu. Kendi adamlarını alıyorlardı. Bu da belli. Sonra AK Parti işte onları da kovdu. iyice iktidarı eline aldı. Bunlar da kendi teşkilatlarından insanları doldurmaya başladılar. Demin söylediğim noktaya geliyorum. Bakın diyorum ki Demokrasinin de hukukun da inancın da temeli iki kelime. İşi ehline vermek ve adaletle hükmetmek. Biz bu iki kelimeye Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri riayet etmiyoruz. Osmanlı'nın batışının sebebi de bu. Ehliyete ve adalete dikkat etmemek. Bakın meşhur hukuk felsefeciler derler ki bir devletin aslında hazinesi adaletidir. Adalet bittiğinde o devlet çöker. Adaletin bittiğine delil de nedir biliyor musunuz? Zalim iktidardan, ehliyetsiz insanlardan adalet beklemek. Şimdi AK Parti çıkarken güzel iddiayla çıktı. Ne dedi? Bakın bu iddialar hep Yasaklara güzel. Yasaklara karşıyım dedi. Yasak olmayacak. Yolsuzluk olmayacak. Yolsuzluk olmayacak, yoksulluk olmayacak. Evet. Hepsi zirve yaptı. Ben AK Parti'den şu sebepten korkuyorum. Ne dese tersini yapıyor. Bakın... İstisnası söylüyorum gerçekten. Ne dese tersini yapıyor. Bak ne diyordu? Bakın çok iddialı bir söz. Hazreti Ömer'in adaleti. Dicle'nin kenarında bir koyunu kurt kapsa adli ilahi onu Ömer'den sorar. Şimdi Dicle'nin kenarında koyun kalmadı. Hep kurt oldu. Bakın memlekette şu anda bu insanlar iktidara geldiklerinde Türkiye'de milyar dolar mal varlığı olan birkaç aileydi. Şimdi 40'tan fazla aile milyar dolar mal varlığına sahip. E ne güzel bir şey. Zengin güzel. Bir şey. Ama bunlar iktidara geldiklerinde Türkiye'de muhtaç, ihtiyaç sahibi insanlar 8 milyonda 34 milyona çıktı. Evet. Ha, şimdi bir iddiaları daha vardı. Ne diyorlardı? En son seçimde bırak iddialarını. En son seçimde ne dedi Tayyip Bey? Bu kardeşinize yetki verin. Bakın faiz nasıl düşüyor. Evet. Düştü. iki katına çıktı. Evet. Bakın döviz nasıl düşüyor. Düştü. %40 arttı. Bakın başka ne? Enflasyon, Enflasyon nasıl düşüyor? Düştü gördük. Bakın AK Parti bir şey deyince tersini yapıyor. Ben ondan korkuyorum. Evet. Şimdi yargılamada hedef süre. Tabii ki güzel. Ben bu ihtilafı şu kadar sürede evet. bitireceğim Çok diye güzel. bir güzel, Çok güzel. güzel bir Ama bir şey söylüyorum size. Bakın. Şimdi Türkiye'de en son furya ne? Konkordato evet. duruşmaları. Ben İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukatım en önemli konkordatı duruşmalarını takip eden bir insanım. Vekalet alıp giriyorum yani. Bir tarafta ben anlatıyorum bu şirkete konkordatı kararı verilmeli diye. Boşlu şirketi savunuyorum. Bir tarafta da 250-300 tane avukat. Karşıda da heyet, yanımda da komiserler. Bakın konkordatı ne komiserler biliyor, doğru dürüst rapor yazamıyor. Konkordatı ne taraf vekilleri biliyor, yeni getirilmiş bir müessese. Konkordatı ne de heyet biliyor. Ne Ehil değil. Bakın ben size son yaşadığım bir olayı söyleyeyim. Evet. Gerçekten komik. Geçen gün Mersin'de bir yanlış karar verdi bir savcı. Şimdi birisini bulup savcıya göndermek ve sayfi falan ama acil de bir iş. Benim oğlum da hukukçu yani artık olmaz ama dedim ki ya bir ara şunu bir kendin ara, direkt ara. Şimdi aradık. Böyle böyle bir karar var. Verilmiş bir karar. Bu yanlış falan. Bakın bu insan samimi ne dedi biliyor musunuz? İyi yine samimi. Ben bunu bilmiyorum ki dedi. Yani böyle bir karar verdik ama bir isterseniz bir gelin anlatın filan. Bakın şimdi bu acil Savcı bir... diyor. Evet. evet. Şimdi Türkiye'deki yargılama yapan insanların ortalama tecrübesi çok az bir süre. 2-3 yıl belki 4 yıl. Şu anki mevcut. Şu sistemle, andaki mevcut. Zabıt tutturmayı bilmiyor bu hakimler. Hakimler. Zabıt tut... tabii ki zabıt tutturmayı bilmeyen hakim nasıl hedef sürede isabetli bir karar verecek? Belki bir an önce el yordamıyla bir karar verir. Ama karar dediğiniz nedir biliyor musunuz? Delillere dayalı. Hatta davayı kaybeden taraf bile vicdanında şunu söyleyecek. Vay be. Ben bu delillere göre davayı kaybettim ama bilmediğim bir şey öğrendim birader ya. Hukukta bu böyleymiş diye. Şimdi bizim hakimlerde bu ehliyet yok. Başta bir şey söyledim size. Tekrar oraya dönüyorum. İşi ehline vermek. Biz işi ehline vermiyoruz. Bizden olana veriyoruz. Ben demin söylediğiniz gibi hayatını hukuka harcamış olan bir insanım. Hiçbir hakkımda soruşturma olmadan, dinlenmeden üniversiteden ihraç edildim. Benim hakkımda hala 2 yılı geçti üçle yakındır dava açılmamış. Evet, mesela ihraç oldunuz. Evet. Ama hakkınızda bir ceza soruşturması dava yok. Dava açılmamış yok. diyorum ben. Niye? Dosya savcıda. Neden? Neden? Delil yok çünkü. Ama savcı takipsizlik kararı da veremiyor. Ben biliyorum. Verirse ne olur? Verirse sıkıntı olur kendisi için. Dolayısıyla ne diyor? Abdurrahim Karşılık'ı rahat bırakmayalım. Evet. Yani. Dursun. Sırtında sopa Abi kalsın. Tabii sırtında sopa dursun. Çünkü takipsizlik kararı versek delil yok. Bu defa idareciler ona düşman olacaklar. Gel bakalım sen niye takipsizlik kararı verdin? Çünkü soruşturma da garip. Yani soruşturma da size soruyor. Neden garip? Çünkü bana neyi soruyor soruşturmada Hanımı sana kim buldu? Nasıl evlendin Allah? Böyle bir soru olur mu hiç? Niye? Katalog yani, evliliği olabilir mi? Tabii belki. katalog evliliği olabilir. Şimdi 30 yıldır evlenmiş olan bir insan. Yani hiç böyle akla muhalif bir şey. yani o kadar ben iş yapmış, güç yapmış bilmem affedersin bir ya bir hanım bulamaz mı bir adam yani? Yani garip bir şey bu. Sırf o da değil. Kurban verdin mi bir yere? Filan okula gittin mi? İşte okulları nerede okudu? Böyle bir şey olur mu? Veya çocuğunu nerede okuttun? Şimdi çocuğunu o okullarda okutanın çocuğu bakan oluyorsa bana bu sorunun sorulması kadar garip bir şey olur mu hiç? Onun için sıkıntı var Türkiye'de, mantelite sıkıntısı var. Ben hedef süre koydum. Bunlar insanları yanıltma, kandırma. Bu hedef sürede karar verse bile diyorum o karar karar olmaz. Yani hedef Sihatlı tabii. bir karar olmaz. Şöyle bakın siz kanun hükmünde kararnameyle ihraç edildiniz ki sizin gibi yüz evet. binden fazla insan tabii ki. var. Ee, ohal komisyonuna da başvurdunuz değil mi? Evet. Oradan adalet bekliyorsunuz. Bekliyorum. Kaç yıl oldu? Evet. İşte bir kurulmuş kurullarla başvurduk evet, yani bekliyoruz. Bir, bir buçuk yılda yılı aştı evet, evet. süreç. Ohal komisyonunun çıkarılmasının sebebi şu. Yanlışlıkla ihraç edilen AK Partili varsa onu geri alalım. Ohal komisyonunun sebebi. Bu Tabii Tabi Hani araya kaynamışsa. Tabii tabii. Yanlışlık böyle. varsa biz onu geri alırsak sırıtır o geri alsın. Ohal komisyonu bunu yapıyor. E şimdi ohal komisyonunda Size daha başka ben bir şey söyleyeyim. <laughs> Takipsizlik kararı verildi arkadaşlar. Evet. Beraat kararı aldı. Evet. Ohal komisyonuna götürseniz diyor ki bu karar beni bağlamaz. Evet. Daha garibi size söyleyeyim. Adalet Bakanlığına götürüyorsunuz. Ya ben takipsizlik kararı aldım bakın. Beni görevime iade edin. Beni görevime ha. iade et. Veya mesela ben hukukçuyum. Staj yapmak istiyorum. Avukatlık stajı. Evet. Hayır diyor. Sen avukatlık stajı yapamazsın. Yani Türkiye'de hukuk yok. Türkiye'de hukuk sadece başbakanın, başbakan değil artık şimdi başkan oldu. ne olduysa ben bilmiyorum ya sadece o tepedeki insanın ağzına bağlı. Bakın o tepedeki insan bugün bir konuşma yapsın. Desin ki ya bu baylokla yargılananlar var ya veya okullara gönderilenler veya filan Veya o eskiden bir tasnif yapmıştı ya hani İ ibadetle ibadet, uğraşanlar, ticaretle ticaret, uğraşanlar işte yani. fiyanetle uğraşanlar. Dese ki bu ibadet ve ticaret kısmını rahatlatın, derhal biter bu işler. Yargı böyle Türkiye'de. Başka bir yargı yok. Bugün Ankara 13. <laughs> İdare Mahkemesi Evet. E işte FETÖ okullarından mezun olmanın memuriyete engel olamayacağına karar vermiş. Bakın muazzam bir ilerleme hukukta. E başka türlü İki karar mi? verseydi Berat Albayrak'ı e bakanlıktan almanız lazımdı. Evet Fatih Koleji mezun. Tabii ki başka Şimdi, nasıl olacak? Şöyle olmuş olay KPSS'de başarılı olarak Adalet Akademisi bünyesinde hemşire kadrosuna yerleştirilen ancak İzmir Üniversitesi mezunu olması sebebiyle ataması yapılmayan kişinin atamasının yapılmamasının hukuka aykırı olduğuna karar vermiş. Bravo. Malum ilam. Evet. Malum ilam. Şimdi bu okullar <laughs> devletin izniyle açılmış. Devlette görev yapan bir sürü insanlar var. Buradan mezun olmuş. Devlet burs vermiş. Bunları. Vaktiyle burs vermiş, Burada da okuyanlara. Destek vermiş. 17 sonra evet. da devam etmiş Tabii. bu burslar. O bilgiyi Tabii. de vereyim. Yani bu, bunun hukukla izahı yok ya. Bu böyle bir bir kısım insanlara hmm. inadından dolayı bir camiye yok etme şeyi bu. Bunun başka bir izahı yok. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bakın çok açık söylüyorum. Şimdi 15 Temmuz'dan önce herkes FETÖ'cüydü değil mi? Herkes. Yani o furyaydı. Yani Fethullah Hoca'cı olmak furyaydı. Şey 17-25'ten önce. 17 25te evet. Neyse bir zaman diyelim. Herkes FETÖ'cüydü. Evet. Bizimki nerede ise... çıkıyordu? Toplantılara da ne diyordu? Gel ey muhterem. Artık okyanusun ötesinden esen yerler bizi tatmin etmiyor. Seni görüp kucaklamamız, bağrımıza bakmamız lazım. Muhterem abim bilmem ne filan bir sürü temenneler diziyorlardı. Her neyse. Ama şimdi kime sorsan kimse FETÖ'cü değil. Birkaç yıl sonra ne olacak biliyor musunuz? Kimse ben AK Partiliyim demeyecek, demekten utanacak. Bakın bir şey söylüyorum iddialı. Birkaç yıl sonra kimse ben AK Partiliyim demeyecek. Demekten utanacak. Çünkü çok acayip bir çıkmaza ve rezaletin içine girdiler. En büyük çıkmazları da neyi? Her şey telafi edilebilir. En büyük çıkmazları hukuksuzluk. Peki bugün AK Parti tabanında bir rahatsızlık var mı? Yani AK Parti tabanından %50'den fazla oy alan bir liderden bahsediyoruz. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı. Bütün bu saydığınız, evet. eleştirdiğiniz evet. olumsuzlukları evet. yapması olanak veren bir Doğru. halk desteği var Doğru. arkasında. Doğru. %50'den fazla insan yanlış mı düşünüyor Türkiye'de? Ee, şimdi bir kere kural olarak ben şunu düşünüyorum. Eee Çoğunluk mutlaka isabetli karar verir. Mutlaka isabetli düşünür. Onların söylediği isabetlidir demek doğru değil. Ee, yani kitlelerin hatası da sevabı da çok büyük olur. Sevabı da büyük olur, hatası da çok büyük olur. Ee, ve Türkiye'deki en büyük problem bence, Türkiye'deki en büyük problem e, bilgisizlik problemi, cehalet problemi. Ben arkadaşlarıma şunu söylüyorum, diyorum ki, biz hiç kimsenin düşmanı olmayalım. Hayatta hiç kimsenin. Siyasi görüş olarak, düşünce olarak, hukukçu olarak, merkez partiler olarak hiç kimsenin düşmanı olmayalım. Ama üç tane şeyin düşmanı olalım. Cehaletin düşmanı olalım. Yoksulluğun düşmanı olalım. İhtilafın düşmanı olalım. Türkiye'deki en büyük problemimiz bu üç şey. Cehalet, yoksulluk ve ihtilaf kültürü. Şimdi Türkiye'de acayip bir bilgisizlik var. Bakın bir şey söylüyorum size. Bu çok önemli. Diyorum ki bütün İslam hukukçularının söylediği şu. Bütün İslam hukukçularının söylediği şu. E, dinin hayata gelmesinin sebebi istibdadı ortadan kaldırmaktır. İslam hukukuna göre insan Allah'ın kuludur. Başka hiç kimsenin kulu ve kölesi değildir. Allah'ın kuludur. Arzında halifesidir. En kıymetli malikudur. AK Parti iktidarı insanları kendine kul ve köle yaptı. Allah'ı koydu kenara. Şu anda insanlar AK Parti'nin kulu ve kölesi. İnsanlık unsuru kalmadı. Bakın bir şey söylüyorum size. Diyorum ki 34 milyon insan yardıma muhtaç. Evet. Bu insanlar bir kere serbest iradesini kullanamıyor. Neden? Diyor ki Acaba bunlar gittiği zaman sosyal yardım devam eder mi? Yani onun derdi adalet, hukuk. Işte Değil. Şu değil, ihraç edilmiş. Değil. Bunu Bir. dert edilmiyor. İkincisi, Türkiye'de çok okuduğunu iddia eden insanlar. Aydın dediklerimiz Aydın dediğimiz insanlar. Bunlar da aslında, bunlar da istibdadın İslam'a aykırı olduğunu bildikleri halde korkularından, oradan nemalandıklarından hala bu yanlıştır diyemiyorlar. Mesela Bediüzzaman'ın kitabını okuyan cemaatler. Yeni yeni bu iş böyle gitmez diyorlar mesela. Eskiden seçimlerde hep daha seçim başlamadan yazılı deklarasyonda e, e, bulunurlardı. Siz de o camianın içinde yetişmiş Bilirim o birisiniz. Yani o camiası da mı sessiz kalıyor? Sessiz kalıyor ya değil. Sadece mi? nurcular için demiyorum. Sessiz kalıyor yani diğer değil. -tarikatlar diğer cemaatler de söylüyorum. öyle. Bak istibdadın İslam'a uymadığını bildikleri halde bütün hayatlarının mesela Bediüzzaman'ın bütün hayatının istifadatla uğraşmak olduğunu bildiği halde korkularından belki istifade ettiklerinden başka sebeplerle ona taraftar oldular. Ama seçim dönemlerinde ortaya çıkıp gazetelere ilan veriyorlar demokrasi kazanacak diyerek Sayın Cumhurbaşkanı'nı destekliyorlar. Yani hepsi için söylemiyorum i̇şte, ama işte bazı böyle, tarikatlar ha, bunu yapıyor. İşte böyle bir demokrasi yok. Bunu diyorum ki bak yani o %52'nin taraftar olmasının bir sebebi işte ihtiyaç kültürü yani insanlar demokrasiyi düşünmüyor ihtiyaçlarını düşünüyor diğeri cehalet sebebi var ciddi evet. cehalet var yani bilmeyerek ona taraftar var bakın e, hukukçu birisi adil birisi hürriyetten yana olan birisi imanı olan birisi istiklada taraf olması mümkün değil diyorum ben İmanlı bir insan istiptada taraf olmaz. Ama istibdat var demiyorlar ki dünyanın en özgür ülkesiymişiz biz Sayın Cumhurbaşkanı. Hep Bakın öyle olmadığını insanlar da biliyor. Herkesin bir yakını içeride. O cemaatten olan insanlar bana geliyorlar. Ne diyor? Ben lan? yaşıyorum. Diyor ki yakınımız içeride, oğlumuz içeride, kızımız içeride. Aslında biz o camiadan değiliz falan ama böyle böyle bizi de içeriye koydular falan. Ciddi sıkıntılar var şu anda çok ciddi sıkıntıları var. Ama insanlar dediğim gibi biraz da korkarak biz de o biz de o tufayla birlikte içeri gideriz diye biraz da kendilerinden korkarak çeşitli sebeplerle o yüzde 52 orada duruyor. En büyük sebeplerinden birisi de bakın bu insanlar sabahtan akşama kadar bütün basın ellerinde tek taraflı hep empoze ediyorlar. Evet. Şimdi bunun karşısında ne var? Bunun karşısında 2-3 tane kanal var. Halk TV, Tele1, bilmem işte Karate sizin de daha önce çalıştığınız. Bunlar kimin elinde? Bunlar muhalifin elinde, CHP'nin elinde. CHP'nin ve MHP'nin hareketleri iktidarın kuvvetlenmesine vesile. O kadar yanlış, kötü, o kadar kabilesiz bir muhalefet ediyorlar ki. insanlar ne diyorlar? Ya bunlara göre şu daha iyi. Dolayısıyla Türk insanının problemi şu. Tamam bunlar kötü, bunlar çamur. Tamam bunlar iyi değil ama çare ne diyorlar? Onun için diyorum ki Türkiye'de yeni bir çare şöyle olmalı hukuka dayalı, adalete dayalı, meşverete dayalı, kanuna dayalı, kanundan eşitlik alan diğer şeyleri bir tarafa bırakan yeni bir siyasi düşünce, yeni bir görüş, mecburi istikamet bu hadiseler insanları oraya götürüyor. Ben Ankara'dayım ve İstanbul'dayım. Herkes bunu konuşmaya başladı şimdi. Ve insanlar ne diyorlar bana biliyor musun? Tamam hocam. Bunların yapılması gerektiği hususunda müttefikiz. Evet. Nasıl yapılması Nasıl gerektiğini olacak? konuşalım. Şimdi onu konuşmak lazım. Nasıl yapılması gerektiğini. Bakın ben söylüyorum size. Biz şu anda bir, siyasi parti olarak kendi teşkilatlarımızı kuvvetlendirmek istiyoruz. Onun dışında şunu yapmaya çalışıyoruz. Bence yapılması gereken bu. Siyasi partilerin de üstünde vicdan ve akla dayalı bir platform gerekli. Serbest fikir beyan etme platformu gerekli. Ve herkes o platformda fikrini söyleyebilmeli. HDP'li de söyleyebilmeli, MHP'li de söyleyebilmeli, AK Partili de söyleyebilmeli, Merkez Partili de söyleyebilmeli. Herkes o vicdan ve akıl platformunda kendi fikrini söyleyebilmeli. Türkiye'nin böyle bir arayışa ihtiyacı bakın, TV, var. TV5'te bunu yapmaya çalışıyoruz şu an. İnşallah. Yani sözü keşke, olan herkes için diye boşuna demedik. Keşke Şimdi bu herkes herkes güzel bir başlangıç. Konuşsun, bu anlatsın. güzel bir başlangıç. Evet, yani kimsenin kimseye düşmanlık ettiği de yok. Yani bu güzel bu, evet. bir düşünce. Şimdi bakın, Türkiye'de zaten... Bu hadiseleri birçok açıdan aslında rahmet. Bakın Türkiye'de eskiden biz Kürt kardeşlerimize karşı en çok kullandığım sitap neydi? Hainlik ediyorlar. Şimdi Tayyip Erdoğan ve ekibi Türkiye'de kendi gibi düşünmeyenlere herkese hain damgası vurarak bize şunu söylettirdi. Ya bir insana hain demek çok vicdani bir iş değil. Ne kadar da tehlikeli bir işmiş. Biz şimdi Kürt kardeşlerin derdini iyi anlamaya başladık ve tefrik etmeye başladık. Ya bütün bir camiye hain demek ne kadar insafsızlık bir şey. Bakın biz onları anlamaya başladık. Bir şey daha anlamaya başladık. Ya aklımızı başkasının cebine koyarak hareket etmek çok da iyi değilmiş be. Biz aklımızı esas almamız lazım. Vicdanımızı konuşturmamız lazım. Evet. Biz Türkiye'de bir şey daha öğrendik. Neyi öğrendik? Dini siyasete alet ederek bir yere gidemeyiz. Dini siyasete alet edenler dine en çok zarar verenlerdir diye anladık. Şimdi bakın... Herkes bir kendine mi geldi? Kendine yani geliyor. Dönemi, Kesinlikle. Bize çok şey öğretti. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Yetmiyor ama son seçimlerde ne yaptı? Saadet Partisi CHP'den milletvekili çıkardı. Evet. Yetmiyor. Ama bu bir başlangıç. Bu iyi. Dolayısıyla biz ortak noktaları yakalamamız lazım. Türkiye'de ortak nokta, ortak dert ne biliyor musun? Gerçekten hani ben milliyim. Ben mütedeyyinim, ben muhafazakarım. Ben bazı şeyleri muhafaza etmem gerekir diye düşünenler. Ben kendi kendime diyorum ki muhafaza edecek bir şey kalmadı. Ya Rabbi, aklımı muhafaza ediyorum. <laughs> Ama gerçekten bazı şeyleri muhafaza etmek istiyorsam adaleti konuşmam lazım artık. Evet Hürriyeti konuşmam lazım. Ekonomiyi, işi, aşı, hukuku konuşmam lazım. Ahlakı konuşmam lazım. Yok işte şu görüştü. Dindar nesildi, kindar nesildi, şuydu buydu. Aleme bilmem ne dağıtmaktı. İşte yeni eski Osmanlıydı, yeni... Peki, hikaye. Peki bu yerel seçimler bunun evet. önünü açar mı? Şimdi bu burada bazı ittifaklar yapılacak. İşte muhalefet bazı yerlerde ittifak evet. yapıyor. Ya da yerel seçimler işte AK Parti'nin biraz gücünü kırarsa muhalefet acaba toparlanıp 2023 seçimlerine daha iyi hazırlanır mı? Yani seçimden başka umudumuz yok. Yani Türkiye'de. Bakın siyasetçi yani olarak söylemiyorum. seçim seçim ne olur? Doğru. Bakın siyasetçi olarak söylemiyorum. Bir okuyan, düşünen bir insan evet. olarak söylüyorum. AK Parti bu yerel seçimleri hangi oranda alırsa alsın, AK Parti kendi kendini bitirdi. AK Parti intihar etti. AK Parti kafasına sıktı. Çünkü AK Parti ehli imana dayanarak iktidara geldi, ehli imanı perişan etti. AK Parti'nin yaşama şansı yok. Yani yaşayan bir ölü mü? AK Parti yaşayan bir ölü de değil, ölülere bile işkence eden azap melekine dönüştü. AK Parti'nin yaşama şansı yok. Bu e olurdu. yerine ne gelecek? Ha, asıl düşünülmesi gereken bu. Ve AK Parti'nin muhalifi de AK Parti'yi ıslah edecek olan da bu mevcut muhalefetten çıkmaz. Bu kadar açık söylüyorum. Mevcut muhalefetten AK Parti'ye alternatif çıkmaz. Çünkü mevcut muhalefet, bakın siz bir müessese çalıştınız. Ben evet. tarif için söylüyorum. Kindarlığımdan söylemiyorum. O müesseler kendi içinde AK Parti'den 5 beter kötüdür. CHP zihniyeti AK Parti'den daha çok hürriyetçi değildir. Kendi gibi düşünmeyenlere hayat hakkı vermezler. Ben kötülemek için söylemiyorum. Tarifini söylüyorum. CHP zihniyeti kendi gibi düşünmeyenlere hayat hakkı vermez. Peki, üçüncü yol mu lazım? AK Parti CHP'nin kötü bir versiyonudur. Üçüncü bir yol lazım. Söylüyorum ben. Kendi bağlarından kopup, ortak değerimiz olan demin söylediğim değerlerden yana olan insanları bulmak lazım. Başka türlü bu iş kalkmaz araya. Dolayısıyla bu yerel seçimlerden ben hiçbir şey beklemiyorum. Yani bu yerel seçimler gene AK Parti'yi kılar. Şöyle AK Partililere soruyorsun evet. sokakta. Evet. Şikayet ediyorlar. "Vay efendim elektrik faturası bu kadar geldi. Ya reis bu işleri bizim zannettiğimiz gibi çok da iyi yapamıyormuş." diye konuşuyorlar AK Partililer. Doğru. E ne yapacaksınız seçimde? AK Parti'ye oy vereceğiz. Doğru. Niye? E kime verelim? Doğru söylüyorlar. Bir, bir, birçoğu işte Saadet'i alternatif görüyor. İyi Parti biraz bir alternatif görüldü ancak çok merkeze oturtamadı kendini. Yine uçta kaldı, köşede kaldı. E CHP'nin hali ortada. Yani ciddi bir alternatif gördükleri anda... Evet. AK Parti'den vazgeçmeye hazır milyonlarca AK Partili var. Bakın ben yani bu, ben bunu piyasayı görüyoruz. geziyorum. Ben piyasayı geziyorum Anadolu'yu. Evet. Şu hastalığından sonra biraz toparlandıktan sonra. Evet, geçmiş olsun böyle. Türkiye'de birçok yere gittim. Çok yere gittim ama. Yani Trakya'ya gittim, Doğu Anadolu'ya gittim, Ege'ye gittim, Akdeniz'e gittim. Veya benim gidemediğim yerlerde arkadaşlar geziyorlar. Herkes bir çare bekliyor. Ama herkes. Ama mevcutlardan değil ha. Mevcutların dışında bir çare bekliyor. Bakın ben e, bu müesseyi kuran, çalıştıran insanlara bin teşekkür ediyorum. Fikrimi söylüyorum. Güzel şeyler de yapıyorlar. Temel Bey'in mesela son açıklamalarını ben çok hoşuma gidiyor evet. gerçekten. Ne diyor? Ya hainlerle masumları ayırın söylediği söz bu. Çok güzel bir söz. Yaptıkları da güzel şeyler. Ama diyorum ki ben eski hareketler deforme oldu. Şimdi kızmasın bana arkadaşlar. Burayı bir serbest kürsü yaptınız ya siz. Bak, evet. Ben serbest kürsüde onları sevdiğim için fikrimi söylüyorum. Şimdi Saadet Camiası'nı düşündüğü zaman insanlar ne diyorlar? Ya bir tarafta bir Saadet Partisi var. Bir tarafta da işte Sayın Erbakan'ın bir oğlu var. Bak çok kötü bir çekişme. Bir, bir yerde bir emanet var. Biri diyor benim fikrin emanetidir bu diyor. Fikrin emanetidir. Hocanın şahsı malı değildir. Ama bir tarafta da evladı var. Bu babamın malıdır diyor. Bakın şimdi Müslümanlar dolandırıldı şimdiye kadar. Dolandırıldı. Müslümanların imkanları doğru dürüst idare edilmedi. Cemaatin başındaki insan topladı, götürdü bir yakınına verdi. Dedi ki bu şahıs benimdir. Ben de dursun ya dedi cemaat. Ben de cemaatim dedi. Ne gerek var cemaatin malının cemaatte durmasına? Siyasi partiler topladı, değerlendiremedi. Bakın bu müesseseler milletin malı. Kanal 7 milletin malı. Ülke TV milletin malı. Bunların hepsi şahısların değil, milletin malı. Dolandırıldı. Şimdi Sonra milletin dolandırılması resmi olarak dolandırılmaya başladı. İşte şimdiki şeyler, değil mi? Şu andaki basındaki söylenen kuruluşlarda. Bakın millet aklı çalıştırılmadı. Şeyhin veya particinin cebine konuldu. Malı dolandırıldı, Şuristan'a akıltıldı, başka yere gitti. Millet artık mevcutlardan ümidi kesmiş. Mevcutlar tescilli. Yeni bir fikir, yeni bir cereyan, yeni bir ekip istiyor millet. Bunlarla olmaz felç olmuş ne bir yapacağız? insanı yeniden mi doğacağız yani evet ne yapalım evet yani evet yeni insanlar gerekli hayır ve yani... eskilerin tecrübesinden yenilerin enerjisiyle birlikte ve eskiler de ne demeli biliyor musunuz ben diyorum ki Ankara'da geziyorum bakın insanlar ne diyorlar ben ak saçlarla da görüşüyorum artık benim bu düşüncemin ve hareketin ak saçlarla yani tecrübeli insanlarla Heh, da görüşüyorum evet. Bu siyasette <laughs> saçlarını artmış insanlarla evet. görüşüyorum. Ak saçlı derken. Şimdi yanlış anlarlar. Yok benim maksadım belli. Siyasette evet. saç baş evet. artmış tecrübeli insanlarla da konuşuyorum. Herkes şunu söylüyor. Eski usullerle ve modalarla bu iş olmaz. Şucu bucu bitti. Türkiye'de artık milliyetçi yok, solcu yok, sağcı yok, Atatürkçü yok, İslamcı yok. Şu görüşü gibi görüşçü görüş yok. Şimdi bu görüşün iddiası neydi Türkiye'de? Milli görüş değil mi? Evet. Milli görüşün bir şeysi kalmadı. Türkiye'de iki tane milli kaldı. Bir milli görüş kaldı bir de milli piyango kaldı. <laughs> Onlar da çok tartışılır bir şey. Hocam. Bu sebeple diyorum ki bu insanlar hepsi bakın el birliğiyle bir araya gelip yeni bir tarz, yeni bir vitrin, yeni bir çare, yeni bir program bu söylediğim evet. esaslara dayalı yeni bir iddia ile ortaya çıkmalar lazım. Çok teşekkür ediyorum. Ben Ağzınıza teşekkür sağlık. ederim. Sağlık. Evet. Noktalıyoruz. Gündemdekiler programına devam edeceğiz. Önemli konuklarla Türkiye'nin en önemli meselelerini, dünyada yaşanan olup biten konuları, ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.